Evet, Scarlet'ın not defterinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bölümle birlikte ne yazık ki buruk bir haberimiz de var. Not defterinin bu haftalık son bölümünü çekiyoruz. Ben şimdiden ekip arkadaşlarıma, bana yardımcı oldukları için ve size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden son bölüme başlayalım. Mevsim finallerinin ilk aşamasını tamamladık. Nasri Sports Dark Passage karşılaşmasında yüzü gülen yine sosyal medya oldu sanki. Çeyrek final mücadelesinde MVP olan Scott takımı da vadide taşıdığı gibi sosyal medyada da taşıdı. Fastpay, Wildcats, Info Yatırım, Aurora'nın isteğini kırmayıp kozlarını vadide paylaşmaya karar verdi. Alt koridorun ölüm duosu olduğunu biliyoruz. Peki onlara hiç bu açıdan bakmış mıydınız? Aurora zafer sarhoşluğuyla çocukluğuna döndü sanki. Uygulandınız. Uygulandınız. Evet, maalesef. Teşekkür ederim. Takımlarımız tabii ki küresel gündemi takip etmeyi de ihmal etmedi. G2, hadi bakayım işine bak kardeşim. Ses 1-2'nin, evet boş değil, Ses 1-2'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz modern müzik türleri. O zaman ilk olarak trap müzik kariyerini başlatmaya karar veren Regarnur'a bir göz atalım. Bana gidecek enerjisi kalmadı ve umut. Oyunun başında yaşananlara... Bolu! Bolu karanlıklara daldı, arkaya daldı, Tyfer almayı başaracak mı? Tyfer almayı başarıyor! Hala umut var mı Nasri Sports için? Skort! Hayır! Hala vuruyor! Yok artık sende Johnny! Şimdi de rock müzik türlerine dair bilgi almak için Hetse'ye kulak verelim. Ya yorumlarda bir yazsanıza, Hetse'nin müzik grubu olsa adı ne olurdu sizce? Sahneye çıkacağım. Tam onu diyecektim. Dans değil, headbang tarzı. Aynen bir öyle. Şey var sende küçük çıkıkta sahneye çıkıyorum. Beklerim. şaka bu arada. Grubunuzun adı ne? Gelip kapıda da işte bugün Hetse çıkıyormuş falan gibi durum olmasın. Çünkü yok öyle bir şey. Lucian'ın tabancaları. Grubun adı bu mu? Bilmem, sen öyle bir şey koyarsın. Lucian'ın tabancaları diye bir grup adı koymam ya. Gerçekten koymam ya. Ne koyarsın? Gunslinger Işık koyarım. Muhafızları. Işık muhafızları. Böyle çok thrash metal grubu gibi geldi ama bana. İşte Lucian seviyorsun, Senna seviyorsun, öyle şeyleri seviyorsun, oradan yürürsün. Piercing ben Light? Ben LoL'le bağdaştırmaya Piercing Light olur mu? Piercing Light da olur. Olur, o Q'sunun adıydı değil mi Lucian'ın? Evet. Şarkısı da güzel. Yoksa infaz mı ya? İnfaz. Death metal grubu. O da güzelmiş evet. Daha bu kıyafet için biraz İçindeki, içerideki değil. Tişört tam olarak o uyum ya. Tabii infaz için bir de yani şuraya piercing falan. Rejiden boş yapmama isteği geldi. Niye? Dolayısıyla gelin bir turnuva tablosuna bakalım. Riton'un gizli senaryosu kusursuz bir şekilde işlemeye devam ediyor. Bir şampiyon ruhunu asla hafife almayacaksın Egan'da. Bunu da geçmişte sen söylemiştin. diyeceksin. Benim lafımı bana satma diye. Mesela laf benim zaten ya ama. Bir de bugünün Watch Party'lerinde kimler var? Ya bence zaten ya. Derin Rito. Ya. ya. Sevgili Crystal ve Naru da bugün birlikte izleyelim etkinliğini yapıyorlar. Şampiyonluk liginde geçirdiğim 8 seneden sonra artık ben de kendimi ev sahibi olarak görüyorum.
Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Sen de hoş geldin. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Dün asıl sen nasıl hissediyorsun moderatör olarak? Ben alışım ama buralara yani zaten. Her ya. Şeyi yaptı ya ben adam. Ben buraları yani şimdi kaç senedir yapıyoruz değil mi? Yani. Çok da yabancı değiliz buralara. Yok yok her şeye ne gerekiyorsa yapıyor. Yani kamerada işte açı düzeltilecek can yapıyor. Tabii. İşte teknik bir sıkıntı çay oluyor. Çay servisi, teknik sıkıntı, işte klima açılacak kapanacak her şey var yani canda. Ne ararsınız? Ya sadece oyun taşıyamıyor. Onu da yapacak bir şey yok. Tam bir joker. Ercan baba bu lige dün gelmedi. Herkes akıllı olsun. Yer değiştirmişsin Aral. Bilmiyorum Ercan'ı yiyorum. Aslında, geldi, daha da aslında yer daha değişmedi ya. Direkt. Yani mekanın sahibi geldiği için kovdum. Sahipmiş. Mekanın sahibiysen seni her hafta buraya bekliyorsun. Teşekkür ederim. Ben evet. Yerimi evet. Devredebilirim. Bundan çok sonra sık sık görüşmek dileğiyle Trial'cim dolayısıyla. Yok, her zaman gelmiyor. Yeter ki davet edilelim yani. Oo dedi ki şu anda Reci beni hiç çağırmadığı için gelmiyorum. Reci beni sevmiyor dedi. Reci'de kim dedim bahsettiğimi herkes çok iyi. Aral yine bugün dolu gelmiş belli ama Aral bizim yani mevzumuz farklandı. Elimizde bir çeyrek final var onu anlatalım. Senin ağlamana biz yayından sonra bakalım devam edebiliriz. E tabii artık mevsim finalleri başladığı için heyecan seviyesi yükseldi. Daha çok heyecan demek, daha çok titreyen eller demek, daha çok titreyen else gönüllerin birincileri için daha fazla malzeme demek. O zaman hem güzel oyunları hem de eğlenceli anları derlediğimiz gönüllerin birincilerinin yeni bölümü sizlerle. Tayfun'un çığlıkları vadide yankılandı. Acil ambulans çağırın. Ama benim için değil. Vallahi ben istiyordum. Doğrudur. Hatta çocuğunuza niye bu kadar gidiyorlar, yanlış yapıyorlar falan diye düşünüyorum. Kendisi Tayfun. Tayfun yakalandı Tayfun. Ama hem ulti hem sıçrayla beraber çıkabilir oradan. Hasar yetmiyor Tayfun'a ve bir anda Nasri Esports kendini fazla derinde buldu. Nasri Esports ama giderken avlandı. Flash'i de burada yakalanacak. Ve 5'e 2 kalacaklar. Johnny yaş itibariyle sunum sırasında hatları karıştırabiliyor. Mazur görmek lazım. Ve bu oyuncuların çaylak oyuncular olduğunu hatırlatalım. Kirey'i bu arada Umut'a yakalandı. Sıçrayı atıyor. Zayıflara acıma geldi. Son bir vuruş gelemeden. Burada çarpını kullandı. Yaz Luana yetişiyor. Luana orada Bollu'yu yakaladı. Kirey'i tutamasa da Bollu'nun zaten çarpı yok. Johnny almamıştı hatırlayacaksın. Ama burada Bollu skoru gidecek mi? Evet. Oradaki keçi inadı vadiye de yansımış. Adam taktı mı takıyor ya resmen. Solo Q trolü net. Orta koridorda bitirmeye çalışmak. Garip bir pozisyonda. Hocam çağırsa Andariel düşünebilir Andariel. İyi bir Zonya onu koruyabilecekler mi? Ayartan öpücük geldi. Yine de buraya kadar altını almayı başardı Medli. Medli'den oyunu tutan Amnecul'la beraber. İşler tersine dönmeye devam ediyor. Bu sefer skorları bulan taraf Aurora Hun. Kaçamayacağını anlayıp Jules skorunu da aldı. Scarlett'i durduramıyorum. Krize girdi şu anda. Medli duvarı tosluyor orada. Hun çıkacak gibi görünüyor. Artık daha fazla kovalaması mümkün değil gibi. Medli yalnız son pikselden havaya savurdu. Ya Bolu'nun halayı değil de potpourrisi meşhurdu sanırım. En azından ben öyle hatırlıyorum. Üzülme gel buraya dedi. Yaz Bolu içeri giriyor. Ultisi kaçtı. Skortan güzel bir sıçra. Bolu'lu. Ve Bolu'lu yakalandı orada. Zeri'ye bir hediye daha mı? Hayır Viego'ya hediye. Ama aynı değerde belki daha da değerli. Greypaz. Dasta var. Çekiyor. Devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Leona'dan harika bir ulti geldi. Ama nereye gitti? Nereye gitti? Leona içeri ufuk kılıcıyla giriyor. Son vuruş kim atar? Son vuruşu da Skort atıyor. 2-0-5'te çıkıyor buradan. Mevsimin çaylağı flash'i. Mevsimin çaylak adaylarında Skort tarafından yerle yeksan ediliyor. Ruin'den birazcık iyimser bir deneyim olmuş sanki. Arkada bu arada yakalanmış Ruin. Jayce kafayı da attı nereye duvara. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Gri ekrana doğru gidiyor. Diğer 9 oyuncu plays'ler, şekil şukul hareketlerle uğraşırken Naknako memur ciddiyetiyle işine bakmış. Aferin Naknako. Body'e biraz önde kaldı ama şok patlaması. Çaman'a gazoyu buluyor 360 RF'e. Güzel bir kronometre yalnız onu da tüyleriyle alan bir Meşeyt var. Şimdi Meşeyt Aytekin kaçmaya çalışıyor ama Ryup heyecanlanmış durumda. Meşeyt. Yalnız o tüyler çok fazla can sıktı. Ryup'u da hala aldı. Hala da sıkıyor. Kunduz'a düşecek neredeyse. Ama... Diğer tarafta Naknako yalnız ışından kullanmış. Naknako oyunu bitiriyor. Ve 37 dakikanın sonucunda Fenerbahçe Espor Akademi Papara Supermassive Blaze Akademi'ye karşı. Şimdi ise sıra yurt dışındaki liglerde oynayan temsilcilerimizden bahsetmeye geldi. Tüm dünyada MSI heyecanı yaklaşırken şampiyonluk yarışı son sürat devam ediyor. Avrupa Ligi LEC'de mevsim finallerinin ilk turu bu hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Temsilcimiz Broken Blade'in takımı G2 Esports, Fnatic karşısında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Böylece LEC'de şampiyonluk için yapılacak final maçında Fnatic ile Rogue karşılaşacak. Kuzey Amerika'da ise bu hafta oynanan süper hafta sonu karşılaşmalarıyla lig aşaması tamamlandı. Bu hafta LCS'in gündemine
Closer'la Cloud9'ın orta koridoru Fudge arasındaki atışma damga vurdu. Kozlarını vadide paylaşan takımlardan yüzü gülen taraf 100 Thieves oldu. Bu haftaki 3 karşılaşmanın ikisini kazanan 100 Thieves 3. sırayı almayı başardı. Playoff'larda Cloud9'ın rakibi olan ekip 2 Nisan Cumartesi günü saat gece 11'de sahneye çıkacak. Blue'nun takımı Dignitas süper hafta sonunu bir galibiyetle kapatarak mevsim finallerinin dışında kaldı. Ligi 8 galibiyet 10 mağlubiyetle tamamlayan Dignitas için bahar mevsimi sona erdi. Sezonu erken kapatan bir diğer takım ise Lugerli CLG oldu. Süper hafta sonunda bulduğu bir galibiyetle 6 galibiyete erişen takım ligi 8. sırada noktaladı. Not defteri bitmiş olabilir ama Şampiyonluk Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta sonu oynanacak Fastway Wildcats, Info Yatırım Aurora ve Dark Passage Galatasaray e-spor mücadelelerini sakın kaçırmayın. Cumartesi günü maçlarda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Oh, elinize sağlık arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şaka be şaka. Bir yere gittiğimiz yok arkadaşlar. Ufak tefek 1 Nisan komiklikleri yapalım dedik size. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz. Daha bir yere kaçmıyorum. Kurtulamazsınız benden. Hoşçakalın.